Değerli izleyiciler, geçtiğimiz hafta amatör süper ligde deplasmanda 1-1 kalan DSİspor bugün Ankara 19 Mayıs için Oğlu Sentetik Çim sahada Orman Spor'la karşılaştı ve karşılaşmayı 90 dakika sonunda 2-1 üstünlükle kapadı ve iki gol atan golün kahramanı Tolga'yla daha evvel de çıktığımız gibi bugün de Tolga'yla sizlerle söyleşimize başlıyoruz. Tolga, geçtiğimiz hafta 2-1 deplasmanda aldınız ama orada gol atmadın herhalde. Bugün burada iki gol attın, kendini tanıtıp neler söyleyeceksin? Adım Tolga Söylemezsoy, 89 doğumlu. Bugün bayağı bir iyi hazırlandık bu hafta. Zorlu bir maç olduğunu da biliyorduk. Hocalarımız da zaten bunu dile getirmişti. Disiplinli ve antrenmanda çalışıp gücümüzü oynamak için bayağı bir yoğunlukla yaptık. Bugün de başardık takımca. Golleri de yine ben değil takımca attık. Bu hocam, yardımcı hocam, bütün arkadaşlarım, yedek arkadaşlarım giremeyen arkadaşlar. Hepimizin adına iyi maçtı. 3 puan da sevindiriciydi bu maçta. Peki Tolga, zaman zaman artık gol atamadığın zaman üzüntülü. Tabii ki o 90 dakika sonunda soyunma odana, yani kulübüne gidiyorsun. O zaman neler hissediyorsun yani? Üzüntün nelere dayıyor, bağlıyorsun? Yani üzüntümü şöyle, hocam sayesinde o üzüntümü fazla yaşamıyorum. Yani sağ olsun. Ama yine de atamayınca tabii golcü gol atamazsa üzülür her zamanki gibi. Onu da atmak için çaba gösteriyoruz. Onu da antrenmanda zaten devamını getiriyoruz. Evet değerli izleyiciler, biz şimdi DSİspor Teknik Direktörü ile birlikteyiz. Hocam, siz kendinizi tanıp bugünkü maç hakkında görüşlerinizi açıklar mısınız? İsmim Mustafa Şener, DSİspor antrenörüyüm. Aynı zamanda DSİspor, DSİ çalışanıyım. Yani bizim hedefimiz her zaman amatör süper ligde üst sıralarda zorlamak. Hatta işte derece yapıp bir üst lige olan Bal Ligi'ne çıkabilmek. Bütün çalışmalarımız o yönde. Şu ana kadar bize her türlü desteği veren gelen birimiz olsun, yöneticimiz olsun, onlara çok çok söylüyoruz. Ama burada en büyük katkı sporcu arkadaşlarımız da. Onlar çok çok sağ olsunlar. Disiplinli, antrenmanlı, gelişi gidişi, her şeyden önemlisi çok kişilikli arkadaşlar sahibiz. İnşallah onlarla hedeflediğimiz Bal Ligi'ne çıkmak için her türlü uğraş yapıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız sezon sonunda Allah izin verirse. Aynı zamanda Orman Spor bizim kardeş kulübümüz. Onlara da çok çok başarılar diliyorum. Tabii ki istesimiz sahada her türlü oyunsal anlamda her şey yapılıyor ama maç bittikten sonra dostluğumuz her zaman baki onlarla. İnşallah buradan sonra da onların başarılması için her şeyleri en üstüne taşırlar diye düşünüyorum ben. Hocam ayrılmayın lütfen. Değerli izleyiciler, 2012-2013 futbol sezonunda gerçekten ligin dibine demir atan Orman Spor'un çalıştırıcısıyla birlikte gerçekten gördüğümüz, takip ettiğimiz, tanık olduğumuz kadar futbolun beyefendi hocalarından birisi, yine şimdi söyleşimizi yapacağız. Hocam, özellikle takımınız iyi ama bazı şanssızlıklar sizi böyle ligin dibine attı. Siz kendinizi tanıtıp neler söyleyeceksiniz hocam? İsmim Ömer Faruk Bayrak, Orman Spor Yardımcı Antrenörüyüm. Kemal abi, dediğin doğru. Biz aslında çok iyi bir takımız ama bunu sahaya bir türlü yansıtamadık. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar ama biraz heyecana kapılıyorlar. Yani topu biz biraz daha sakin oynasak her takımla hemen hemen bu ölçüde kapasitedeyiz. Ya biz kötü takım değiliz. Şu anki itibariyle daha 8 maç daha var ama biz bu ligde kalacağımıza son derece inanıyorum. Kendimize ona göre hazırlıyoruz, çalışıyoruz. Kalacağımıza inanıyorum. Yani benim şu anda diyeceğim bu Kemal abi. Ya bir şanssızlık var, üzerimize atacağız bunu Allah'ın izniyle. Değerli izleyiciler, ben burada yayınımıza noktayı koyuyorum. Her iki takımı kutluyorum. Şimdi de dostane İlişkiler doğrultusunda 90 dakika sonunda yenilmesine karşı Orman Spor'u gördük ve galip gelen takımı gördük. Şimdi kendilerini tokalaşıyorlar ve yayınımıza burada noktayı koyuyoruz. Buyurun. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcı olsun.